Herkese merhabalar. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Hemen tarifime geçiyorum. Tarifim için yoğurma kabıma bir su bardağı yoğurdu alıyorum. Üzerine bir tane yumurta ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı şeker, bir çay kaşığı tuz ve 2 yemek kaşığı sıvı yağ ilave edeceğim. Şöyle bir karıştırdıktan sonra hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Bir paket kabartma tozumuzu da ilave ediyoruz. Hamuru tezgahımda 2-3 dakika yoğurdum. Bakın, güzel bir hamur elde ettik. Hamurumu şöyle yuvarlayıp küçük ceviz büyüklüğünde parçalar kesiyorum. Tahtamı unlayarak üzerine alıyorum. Hamurumuz dinlenirken biz de iç harcımızı hazırlayalım. Tavamıza 3-4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ alıyorum. Üzerine bir tane doğramış olduğum soğanı ilave edip güzelce sotiliyorum. Kavrulan soğanlarımın üzerine 250 gram kadar kıymayı alıp onu da güzelce soğanlarla buluşturuyorum. Bir çay kaşığı tuz ve bir çay kaşığı pul biber ilave ediyorum. İç harcımız hazır. Bir kenara alıp güzelce soğutuyorum. Tezgahıma hafiften un serpiştiriyorum. Hamurumdan bir tane alıyorum. Üzerine un serpiştirerek yuvarlak bir şekilde açıyorum. İçerisine hazırlamış olduğumuz içten bir kaşık alıyorum. Bu böreği peynirli olarak, patatesli olarak da hazırlayabilirsiniz. Kıymalı olması şart değil. Şöyle iki ucunu birleştirdikten sonra diğer uçlarını da şöyle ortada birleştiriyorum. Hemen bir tane daha açacağım.
Bu şekilde böreklerimi hazırlıyorum. Yağımızı ısıtıyoruz. Sıcak yağ içerisine böreklerimizi bir bir bırakıyoruz. Kontrol ediyorum ve kızaran böreklerimi çeviriyorum. Orta ateşte kızartmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Çünkü birden böreğiniz kızarmasın, yavaş yavaş kızarsın. Videomu beğendiyseniz eğer beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Abone de olursanız çok sevinirim. Hemen yağımın içerisine yenilerini ilave ediyorum. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi böreklerim servise hazır. Denemek isteyen herkese şimdiden afiyet olsun. Hoşça kalın, takipte kalın.